Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Yine bir katin açılımı yapıyoruz. Aklınızdaki kişi, sevdiğiniz kişiyle alakalı bir katin açılımı yapacağız. Biliyorsunuz ki her ay bir tane bundan yapıyorum. Şimdi Azize'nin sırrı açılımı diye ben bunu yapacağım sizler için. Bakalım aklınızdaki kişiye bir odaklanın. Şöyle bir tutayım kartları gözünüzün önünde. Odaklanın iyice güzel bir şekilde, ismini geçirin aklınızdan. Bakalım şu anda neler oluyor, size karşı neler hissediyor, aranızda etkisini arttıran durumlar neler, etkisini azaltan durumlar neler, bu ilişkide bildiğiniz yönler, bilmediğiniz durumlar neler, sonuç ne ve Katina'nın tavsiyesi size ne olacak? Sadece size olan tavsiyesini bakalım nasıl verecek bu sefer bu ayki açılımda diyorum ve haydi bakalım. Başlıyoruz. Şöyle bir de vuralım. Mevcut olan durumumuza bir bakacağız şimdi. Bakalım mevcut durumda neler var? Size olan enerjisinde ne var bu kişinin? Şimdi aranızda etkisini arttıran durumlar neler? Buraya olumlu gelmeli ki biz de neşemizi bulalım. Buraya da aranızda etkisini azaltan durumlar neler? Ona bakacağız. Bu ilişkide bildiğiniz yönler neler? Bildiğiniz, yani sizin bildiğiniz kadarıyla bu ilişki nasıl gidiyor, nasıl ilerliyor? Bilmediğiniz yönleri neler? Sonucumuz ve bir tane de Katina'nın size tavsiyesi bakalım. Onu da şöyle koydum. Ve haydi bakalım açıyoruz şimdi. Anlık enerji neymiş? Evet, şimdi burada ayrılanlar var. Bir ayrılık yaşayanlar var. Olaylar senin hayrına olacak şekilde değişip dönüşecektir. Konu ile ilgili yaşanılan sıkıntının çözüleceğine de işarettir diyor. Tamam, bir ayrılık var ama Zümrüt kartı da geldi ve size müjde ile geldi aslında. Hiç merak etmeyin. Şimdi bakalım bu kişinin size olan enerjisi ne yöndeymiş? Tagral ve Urmiye. Bu kadar uyumlu gelebilir misiniz? İkiniz de Yakut'tan geldiniz. Yakut taşından geldiniz. Aynı cins, belki aynı burçtansınız veyahut da aynı gruptansınız, element grubundansınız. İşte toprak olursunuz, ateş olursunuz, su olursunuz, hava olabilirsiniz. Birbirinizi çok iyi anlıyorsunuz aslında. Narsist ve bencildir, evliliğe çok sıcak bakmaz, yalnızlığı tercih eder, coşku ve sabırsızlık söz konusudur. Urmiye ise kalbine girdiysen o tutkunun esiri olur, aşktan susar ve çok şeyi içine atar. Şimdi size olan enerjisinde içine attığı durumlar olduğunu söylüyor. Bu sefer siz değil, o içine atmış, o susmuş olarak görünüyor. Yani evliliğe sıcak bakmayan bir insan. Tamam. Bir de böyle yalnız yaşamayı seven bir insan. Belki tek başına da yaşıyor olabilir bu arada. Bu tarz bir insan da olabilir. Ailesiyle değil de tek başına yaşayan bir insandır. Biraz narsist ve bencillik tarafı sizi üzmüş olabilir olarak görünüyor şimdilik. İçine atmış. Hayret, içine atan bir erkek ilk defa görüyorum. O zaman dişil enerjiye geçmiş bu da. Neyse, şimdi etkisini arttıran durumlara bakıyoruz aranızda. Bulutlar. Huzur, cesaret, kendine hakim olma ve ölçü söz konusu. Aynı zamanda saf, güçlü ve gerçek bir sevgiye delalet eder. Oo, çok güzel geldi. Kara bulutlar dağılıyor demektir bulutlar kartı. Ve bakın ne kadar güzel geldi. Aranızda etkisini arttıran durumlardan bahsediyor. Güzel. İlk kartımız güzel geldi. İkinci kartımız tilki. Uyanıklık ve kurnazlıktır biliyorsunuz. Ve yanına kalp geldi. Şimdi sizinle barışmak için bence bir tilkilik düşünüyor bu kişi. Çünkü sevgisi var mı? Var. Aşk, aranızdaki aşk artacak mı? Artacak. O kadar güzel geldi ki işte bu etkisini arttıran durumlarda kalp gelmesi güzeldir. Yakut kartının da gelmesi güzeldir. İkisi de aşkı, gerçek aşkı temsil ediyor çünkü. Evet, güzel geldi. Etkisini arttıran durumlarda sizinle barışmak için. Zaten burada da sinyalini vermişti. Buralarıyla uyumlandık. Sizinle barışmak için bir tilkilik düşünüyor. Bakalım. Şimdi etkisini azaltan durumlarda ne gelecek? Dağ, güce işaret eder. Neyin gücü gitmiş bir bakalım. Deve. Dağ, deve. İpek Yolu belgeseli geldi aklıma bir anda ve boş kart. Şimdi etkisini azaltan durum ne biliyor musunuz burada? Hiçbir şeyin olmayışı, sorumluluk, uyum olmamış. Aranızdaki bu güçlü bağ azalmış.
Ama aslında hem olumlu bir yorumu var hem de olumsuz bir yorumu var. Düşünecek olursak bence bu insanın aklı çok karışık. İkizler burcu bile olabilir bu kişi. Veyahut da yay burcu olabilir. Bu kişinin aklının çok karışık olduğunu hissettim şu anda. Çünkü etkisini arttıran durumlar güzel geldi. Etkisini azaltan durumlarda boş kart verdi. Yani zaten boşluk, hiçlik, konuyla ilgili enerjinin sıfır olması. Ancak şunu şöyle söyleyebilirim. Eskiden ilişkiniz güçlüymüş ve bu ilişkinin gücü gitmiş. Şimdi bu gücün gitmesi de gidiyor. Yani hani güçsüzlük gidiyor diyebiliriz. Değişik geldi. Evet, ben de farkındayım ama şuraya bir tane daha alacağım. Ne söylemek istedin bize? İkna edilemeyen bir durum, bir insan söz konusu. Belki siz, belki o. Bir şekilde hani ikna olamadığınız konular varsa bu artık etkisini azaltıyor dedi bize. İyi bir şekilde bizi rehber oldu bu şu kart. Çünkü çok böyle soğuk ve duygusuz görünen birisi. Hani nedir bu, inanılmaz analizcidir ve çok düşünür. İşte zeka çalıştırdığı çok belli. Acaba dedim hani ikizler burcu mu? Olabilir de, bilemiyorum. Öyle bir şey hissettim. Bir kısmınız için geçerli olabilir. Peki ilişkide bildiğiniz durumlar nedir? Zara, mezar, güneş. Sizin bu ilişkiye olan inancınız hala var. Hala çok sıcak. Ne olursa olsun ilişkinizin bu güzel taraflarına çok inanıyorsunuz. Yani eğer ki bir nişandan döndüyseniz veyahut da ilişki bir seviye atlayacaktıysa da, hani ciddi adımlar atılacaktı da hani kaçtıysa bu kişi, genelde erkekler biliyorsunuz hep kaçarlar her şeyde. O yüzden bunu biliyorsunuz siz. Yani kaçmış olabilir, gitmiş olabilir ama geri geleceğini de çok iyi biliyorsunuz olarak geldi. Peki bilmediğiniz şey ne? Çiçekler, İsfahan, Hesse. Şimdi bilmediğiniz şey şu. Mutluluk, umut ve güzellikler görünüyor. İyimserlik ve umut seni etkisini altına alıyor. Tutumunu değiştirmelisin. Eğer bunu başarabilirsen İsfahan sana zaferi müjdeliyor dedi. Ve Hesse de geri geliş kartıdır. Bilmediğiniz şey buymuş işte. Bu kişinin geri geleceği. Aslında biliyorsunuz, siz çok umutlu bir şekilde bekliyor olabilirsiniz. Yani çok kendinizden emin olabilirsiniz. Aslında o da öyle. O da sizin geleceğinizi düşünüyor. Yani buraya bir tane daha kart almak istiyorum. Burada zihinler çok karışık sevgili arkadaşlar. Evet. Evliliğe çok zor evet diyor. Dayanılmaz ve kılı kırk yarar dedi. Burada bir toprak enerjisi verdi. Boğa, Başak, Oğlak enerjisini de verdi. Bilmediğiniz şey, belki bu adam veyahut da bu kadın bile bile yaptı ama bunu telafi edecek. Telafi edebileceğini bilmiyorsunuz. Evet, bu işi telafi edebileceğini bilmiyorsunuz. Belki de buna inancınız yok. Yani bunu telafi edemez ama hani tekrardan bir başlangıcımız olabilir diyor olabilirsiniz içten içe. Şüpheci de birisi. O yüzden hep böyle bir şey verdi bana. Boğa, Başak, Oğlak erkeğini verdi. Peki sonuç ne bu kişiyle alakalı? Sizi en yakın vadede ne bekliyormuş? Tek kart. Çocuk kartı işte. Yeniden doğuş. Yeniden doğum. Varsa ortak çocuğunuz, sizi bu çocuk birleştirecek. Ama yok, biz sevgiliyiz. Biz daha yeni başladık. Veyahut da işte sosyal medyadan birbirimizin resmine baktık, çıktık, başka da bir şey olmadı diyorsanız eğer, tekrardan bir araya gelmek, yeniden doğum, doğuş olarak görünüyor. Peki Katina size ne tavsiye etmiş bakalım? Yol. Verdiğin kararla doğru yolu seçtin. Özel yaşamında beklenmedik bir fırsat söz konusu dedi. Yani Katina sizi her iki kararınızda da destekliyor aslında. Olumlu da karar verecek olabilirsiniz bu kişiyle alakalı. Olumsuz da. Onu beklemeye karar verdiyseniz bu konuda sizi destekliyor. Ama beklemiyorsanız da burada da sizi destekliyor. Çünkü burada sizin kaderinizde aslında zaten şöyle bir durum var. Yani bu kişiyle tekrardan bir araya gelme durumunuz söz konusu. Burada
beklemeden bekliyor olabilirsiniz. Yani zihninizi çok boşaltmış olabilirsiniz. Ama ne yaparsa yapsın diyor olabilirsiniz. Ya da diyorsunuz ki o kedi buraya gelecek de diyor olabilirsiniz. Yani her iki düşünce tipinizle de Katina sizi destekliyor. Birincisinde hani düşünmüyorsanız eğer zihniniz çok rahat, o yüzden bu şekilde geliyor olacak. İkincisinde de kendinizden çok emin ve kendinize güvenen bir tavrınız var. O sebepten dolayı da bu kişi gene gelecek size. Yani o yüzden sizi her iki kararınızda da destekliyor demiştim. Bence çok güzel geldi. Olumlu geldi. Sadece aklı çok karışık. Belki sizin aklınız da karışık olabilir. Bu zihin karışıklığı nereden geliyor bilemiyorum. Belki de kendisini ifade edemiyor olabilir. Çünkü burada bir ifade değişikliği de var. Burada tamam aşk artacak, hem de nasıl artacak? Aranızda etkisini arttıran durumlarda kalp geldi. Bu pek de göz ardı edilecek bir durum değil. Beklentileriniz olumlu yönde, onun da beklentisi öyle. Zaten burada ayrı olanlar için açmışız bunu, belli ki ilk açılışta. Zümrüt kartının gelmesiyle her şeyin iyiye doğru gideceğini de söylüyor. Size söylemek istedikleri var. Enerjisi bu yönde. Bence güzel geldi. Aldım, kabul edindiğin. Hepinize şifa olsun. En kısa zamanda da şu o zaman doğum olayını bir yaşayın bakalım. Çocuk geldi. En kısa zamanda yaşamanız dileğiyle şifalandıralım kolektifin enerjisiyle de. Hepinizi kocaman öpüyorum. Başka açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.